وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Arkadaşlar, hiç şüphesiz ki bu sorular alimlerimize sorulmuştur. O alimlerimiz hiç şüphesiz ki Bilad-ül İslam, İslam beldesinden çıkıp da kafir beldesine siyahat, yani turistlik, yani piknik, yani barakallahu fikum, evet, gezme için gidilmez demişlerdir. Çünkü bu konu insanın akidesine, dinine büyük bir şekilde zarar vermektedir. Aynı şekilde ahlak yönüne büyük bir şekilde zarar vermektedir. Allah Azze ve Celle Nisa suresinin 140. ayetinde bunu belirtmiştir. وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ اَنْ اِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللّٰهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَوْ بِهَا فَلَا تَقُعُدُوا. Yani onlarla oturmayınız ki onlar şüphesiz ki Allah'ın ayetlerini dalgacı etmişlerdir. İkincisi olarak da onları ziyaret etmek, bu şekilde ziyaret etmek arkadaşlar, onların vatanlarını izzetlendirmek, güzellendirmek demektir. Üçüncüsü olarak da onların ekonomiklerini güçlendirmek demektir. Barakallahu fikum. Ondan dolayı oralara ancak zaruret, hasta veyahut da anne baba ziyareti veyahut da barakallahu fikum, okul konusu var ise şartlarla birlikte gidilir. Bu şekilde yoksa, bu şekilde olmazsa gidilmez. Zaruret konusu olmadıkça gidilmez arkadaşlar. Aynı şekilde oraya gidilmenin büyük bir şekilde mal ve zaman kaybını eder. O da başka bir konudur. İkincisi olarak insanın şüphesiz ki Mekke ve Medine bölgesine gitmesi, paralarını oraya harcaması, ibadetle uğraşması, parası varsa ibadetle uğraşması gerekir diyoruz ki, yani bu şekilde hem kendi nefsini ela bi zikrillahi tatmainnul kulub, kalbini Allah'ın zikriyle tatmin etmiştir, hem de sevabını ve ecrini almış, hem de barakallahu fikum, evet, mallarını, mülklerini Allah'ın ibadetinde harcamıştır diyoruz.